Olamaz efendim. Ben biraz önce kontrol ettirdim. Evet. Tabii tabii. Peki. Peki. Kiminle konuşuyor Abdülbey? Yasemin Behlül Bey'i bağladı. Tayolar Holding'den Behlül Bey. Başka tanıdığın Behlül Bey var mı? Nereden bulurlar böyle abuk subuk isimleri bilmem ki. Ne? E biz niye ödeyelim 3000 de bu kirasını canım? E buna bağırırım tabii. Tamam. Sakin. Karşılıklı konuşalım, halledelim. Ama Behlül Bey, ben bu zararın altından kalkamam. Peki efendim, peki. Ben dosyalara bakıp size tekrar döneceğim. Şu Behlül Bey'in dosyasına baksana, neymiş bakalım. İyi günler efendim, iyi günler. Oktay! Buyurun Abdi Bey, ne oldu, bir şey mi olmuş? Bir de bana mı soruyorsun? Aman Abdi Bey, dile dikkat edelim, ne olur. Nerede kayıtlar? Burada. Ne bu şimdi? Konjümento numaraları. Hangileri, bunlar mı? Evet. Bak, eksik. Eksik beyler, gördünüz mü? Ne olacak şimdi? Canım, insanız hepimiz, Allah Allah. Unutulmuş. Yani bir konjümento numarası unutulmuş diye de bir mal 3 gün gümrükte bekletilmez ki canım. Tutuyorlar efendim, tutuyorlar. Bak adam ne diyor? Ben 3 günlük depo kirasını ödeyemem diyor. Ne olacak şimdi beyefendi? Vallahi yapmışız artık bir kere bir hata. Ne diyeyim, kusura bakmayın, özür dilerim Abdi Bey. Özür dilemekte olmuyor beyefendi. Özür dilemekte olmuyor. Canım olmuyorsa olmuyor. Allah Allah, ne yapayım yani? Öleyim mi şimdi? Hemen öl. Yoksa ben seni öleyim. Yapmayın. Ya kardeşim, İbrahim'e bir tane gazete alıyor. O da en ucuzundan. E bugün ikinci gazete nereden çıktı? Oğlan alıyor, babasından gizli. Spor gazetesi bu. Ha, gizliyse ben karışmam. Onu aranızı halledin artık. Buyurun. Oktay Zoroğlu'nu tanır mısınız? Tanırız, tanımasına da ne oldu ki? Evrak. Ha. Sokağı bulduk da apartmanı bulamıyoruz. Bizim apartman 7 numara. Hay aşağı. Hadi gösteriver şunu bize. Hadi Feyyaz. Hayrola, niye aramıştınız? Asker kaçağı falan mı? Yok. Başka iş. Belki borcu o zaman. Değil, öyle bir şey değil. Ama meraklısınız ha. Canım, memur beyleri böyle karşımızda görünce haliyle merak ediyoruz tabii. Hadi Feyyaz, hadi bekletme memur beylere. Buyurun memur beyler. Şşt Feyyaz. Haber bekliyorum. Bu apartman. Ha, bu apartman memur bey. Ben size daireyi göstereyim mi? Gerek yok. Sen numarayı söyle yeter. Ya bu 3. kat 7 numara. Sağ ol. Ne olmuş Feyyaz efendi? Kimi arıyorlar? Vallahi bilemiyorum Nilüfer Hanım. Oktay Bey'i arıyorlar ama niye aradıklarını devlet sırrı gibi saklıyorlar. Var bir iş. Ay adam bir suç işlemiş falan olmasın? Ay Allah korusun, belki de cinayet. Yok canım, daha neler? Ay niye olmasın? Katil gibi bir şey zaten. Apartmanda herkesle kavga ediyor, suratsız adam. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Birini mi aradınız? Oktay Zoroğlu, eşiniz mi acaba? Evet, hayrola. Bir kaza falan mı oldu? Yok, telaşlanmayın. Öyle bir şey değil. Kendisini ısıran köpekle birlikte hastaneye gitmesi gerekiyormuş ama gitmemiş. Ha, biliyorum ben o meseleyi. Şey, köpek bizim arkadaşın köpeği, Marmaris'i almış, tatile gitmiş. Döndükleri zaman gelecekler, merak etmeyin. Kuduz bu hanımefendi, öyle tatil matil dinler mi? Köpeği alıp hemen hastaneye gitmezse bu sefer zorla götürülür, bak söyleyeyim. Kelepçeli filan hem de. Ay ne oluyor böyle yani, cinayet sanlısı gibi? Kuduz olma tehlikesini bile bile, hiçbir önlem almadan ortalıkta dolaşırsan öyle. Bu da bir tür cinayet. Nerede şimdi kendisi acaba? Bilmem. Yok evde. Ya nasıl bilmezsiniz? Yok mu bir işi bu adamın? Var. Var da hep dışarılarda falan geziyor. Cep telefonu da yok. Anne. Ay anne, babam cepten arıyor. Ses gidip geliyor ama. Ne babası kızım? Babanın cep telefonu mu var? Dedendir o, deden. Benim bu saatlerde arar. Alo. Efendim baba. Ne babası Ayfer, ne saçmalıyorsun sen ya?
Ne biçim öksürüyorsun öyle havlar gibi? Ayfer sen iyi misin? Ne? Polis mi? Ne polisi ya? Kuduz mu? Eyvah. Yoksa söyleseydin ya, köpeği getirecekti ama sahibi tatile götürmüş deseydin. Tamam anladım Ayfer, tamam. Sonra tamam, sonra ararım ben seni, tamam. Ha Ayfer, iş yerinde olduğumu falan söylemeseydin sakın. Ha iyi, oh neyse. Dur ama gene de belli olmaz bunların ne yapacağı. Benim bugün burada durmamam lazım. Tamam ben seni sonra ararım hemen. Benim hemen çıkmam lazım. Hayırdır Oktay? Bir işim var. Abdi Bey sorarsa ne diyeceğiz? Canım bir şey uydurursun. Ya uydur uydur, torbada bir şey kalmadı oğlum ya. Ya işte gelince size anlatacakmış. İş için gitti dersin, tamam mı? Alo, bunlar Ayfer. Polisler gittiler mi peki? Yapma ya. Gerçekten mi? Kelepçe mi dediler? Dur dur, ağlama hemen dur. Ya onlar seni korkutmak için öyle söylemişlerdi. Ağlama bir dakika. Ayfer dur, ağlama diyorum sana ya. Ben de Ertekin'e bakılıyorum bir taraftan. Hı. Ne güzel gözleri var senin öyle. Yok sana demedim. Yanıma bir köpek geldi de. Ona söylüyorum Ayfer. Ayfer dur, ben seni sonra arayacağım. Tamam dur, sonra dedim, konuşuruz. Kapa mı Oktay? Ne oldu? Yani seni şu baban kadar sorumsuz adam görülmüş şey değil. Konuşurken şak diye suratıma telefonu kapatıveriyor. Anne durup dururken telefonu niye kapasın? Yani mutlaka geçerli bir sebebi vardır. Ya belki polise falan yakalandı. Ece sen bilerek mi yapıyorsun? İnsanın moralini iyice bozuyorsun. Ay anne lütfen şimdi ağlamaya başlama. Yani ne bileyim ben işte. Bak o Ertekin yok mu, o Ertekin başımıza neler açtı. Kapımıza polisler geldi. O yatıyla koy koy dolaşsın. Biz burada neler çekelim. Hadi gidiyorsun. Telefonunu açık tut be adam. Sorumsuz. Anne nereden bilsin adamcağız böyle olacağını yani. Kızım sen herkesin avukatı mısın? Ay, tamam ya. Sustum. Ne desek tut zaten. Aferin, aferin. Şimdi bunlarla idare et. Oktay amca sonra çok güzel kemik alacak. Hem de var ya böyle ilikli ilikli. Şu işi bir halledelim. Ziyafet var, ziyafet. Nasıl, keyfin yerine geldi mi senin kerata? Bak anladı hemen.